dünya neredeyim, kimim? Bu insanlar kim? Sahte yüzlerle dolu benliğim. Fido. Ben de sana bakıyordum. Öyle mi? Evet. Burada gördüğüm iyi oldu. Sana teşekkür etmek istiyordum. Ne için? Buran konuşmasında emeklerin büyük. Eşim de ben de sana minnettarız. Anne babası olarak bizim yapamadığımızı yaptın. Sence de öyle değil mi hayatım? Evet, gerçekten büyük bir iş başardınız. Evet. Ben de bu yüzden Fidan'ı ödüllendirmek istiyorum. Sana 5 maaş ikramiye vereceğim Fidan. İkramiye mi? Evet, ikramiye. Muhasebeciye gerekli talimatları verdim. En yakın zamanda para hesabında olacak. Hayır, ben ikramiye falan istemiyorum. Neden istemiyorsun ki, anlamadım. Bence sen bu parayı fazlasıyla hak ettin. Hem Burak için çok çabaladın sen. Ben bunları para için yapmadım. Biliyorum tatlım, biliyorum. Hiçbirini para için yapmadım. Ama sen bu parayı hak ettin. Bak, Burak için çok çabaladın. Burak da patronun olarak bu kadarını yapabileyim. Aydan Hanım, gerek yok. Muhasebecinize verdiğiniz talimatı geri çekin lütfen. Ben o parayı almayacağım. Aydan. Dışarıda bekliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Sen saunanın içini de temizle. Olur Aydan. Aydan Hanım, ne yapıyorsunuz? Açın kapıyı. Seni defalarca uyardım ben. Kocamdan da çocuğumdan da uzak duracaksın dedim sana. Ama sen beni hiçbir sefer dinlemedin. Şimdi bu sıcakta boğularak öleceksin Fidan. Aydan Hanım, delirdiniz mi? Kendinize gelin. Evet, delirdim. Çünkü sen delirttin beni. Seni defalarca uyardım, sen beni dinlemedin. Kocamdan uzak duracaksın. Nefes alamıyorum, açın kapıyı. Açmayacağım. Aydan Hanım, lütfen açın kapıyı. Geber! Geber! Aydan Hanım, nefes alamıyorum. Geber Fidan, geber!
Aydın. Yalvarırım açın. Aydın Hanım, yalvarırım açın. Ayda. Seni bekliyorum. Hadi. Sen beni kurtarmak için mi aldın o adamdan? Tüm bunları bu yüzden mi katlandın? Ciğeri beş para etmez bir adam olduğunu başından beri anlamıştım o adamın. Adi herif, şerefsiz. Sakin ol Mert. Yapma. Niye bana söylemedin Asya? Neden gizledin? O adamın şantajına niye boyun eğdin Asya? Başka çarem yoktu Mert. Seni korumak için yapmak zorundaydım. Seni hapse attıracaktı. O Adnan silahın üzerinde parmak izlerin olduğunu söyledi. Eğer onunla evlenmezsem seni ihbar edeceğim. Silahı da polise teslim edeceğim söyledi. Onunla evlenmek zorundaydım. Mert, bunu yapmak zorundaydım. Doğru söylediğine malum. Belki de ikna etmek için uydurdu bütün bu yalanları. Nasıl uydurdun? Asya, bu hikayede oturmayan şeyler var. Ben sana o zaman da söyledim. Ben o adamı bacağından vurdum. O yarayla kimse ölmez. Ölmüş ama Mert. Tamam, eğer öldüyse bu işin içinde başka bir iş var Asya. O adam sırf seni evliliğe ikna etmek için bir dümen uydurmuş olabilir. Bana söylediği her şeyi anlattım sana. Daha fazlasını bilmiyorum Mert. Her şey böyle başladı. Öyle de bitti. Benim için kendini ateşe attın. Bilseydim böyle bir şey asla izin vermezdim. Bırak hapis cezasını. İdamı bile kabul ederdim. Sırf seni o adama mahkum etmemek için. Ben senin için canım bile veririm Asya. Olan oldu Mert. Buradan dönüş yok artık. Her şey bitti. Ben kaderime razı oldum. Sen de kabul et artık. Yapamam, yapamam Asya. Böyle bir şey yapamam. Yapacaksın. Mert, yapmak zorundasın. Mert, bak bana. Gözlerimin içine bak. Lütfen söz ver bana. Başını belaya sokacak hiçbir şey yapmayacaksın. Çünkü bunun ne sana ne de bana faydası var. Beni, bizi, her şeyi unut. Kendi hayatına bak. Söz ver bana. Süre doldu. Sizi dışarı alalım. Kendimi asla affetmeyeceğim. Beyefendi lütfen. Asla. Mert, asla. Bana söz ver. Mert! Söz ver bana. Bir delilik yapmayacaksın. Söz ver bana. Toprak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Aydan? Fidan Hanım'la alıp veremediğin şey ne senin? Ne yapmaya çalışabilirim hayatım? Benim Fidan'la ne gibi bir alıp veremediğim olabilir? Ne işim olacak? Orada olan şey neydi o zaman? Senin yaptığın şeyin en hafif karşılığı ayıp. Fidan Hanım kendini Burak için paralıyor. Senin onu el üstünde tutman gerekirken rencide ediyorsun. Hayatım, bunda rencide olacak ne var ki? Bu kadın bizim çalışanımız değil mi? Ben de patronu olarak ona bir incelik yapmak istedim. Sadece bu kadar. Bunun nesi yanlış? Sıradan bir çalışan değil o. Öyle mi? Peki onu diğerlerinden ayrı kılan şey nedir? Fidan Hanım bunu sadece iş için yapmıyor. Aileden biriymiş gibi.
Hatta Burak öz annesiymiş gibi seviyor Burak'ı. Onu koruyor, kolluyor. Adeta kendini ona adamış gibi. Sense çirkin teklifinle karşısına geçmiş, onun kalbini kırıyorsun. Peki ya benim kalbim? Benim kalbim hiç kırılmıyor mu? Ben sadece iyi niyetli bir davranışta bulunmak istedim. Ama görüyorum ki yanlış anlaşılmış. Nasıl yaptın bunu? Nasıl inandım Asya'nın isteyerek o adamla evlendiğine? Kız kendini feda etmiş ben cezaevine girmeyeyim diye. Şimdi o hapiste. Benim yüzümden o hapiste. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Allah kahretsin ya. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Ben avucumu yalarken o kız puanları topluyor. Ya yeter ya, yeter. Alo. Ay bir de dostsaydın. O nasıl alo demek? Ya iyisin zaten, canım burnumda. Bir de seninle uğraşmayayım. Anladım. Senin cinlerin tepene gelmiş yine. Bir de ne olduğunu söylesen. Esin, ağzımla kuş tutsam da olmuyor, yaranamıyorum. Toprağı elde edebilmek için yaptığım her hamlede sürekli zararlı olan ben oluyorum. Her seferinde fidan kazanıyor. Günün kahramanı fidan oluyor. Bak gerçekten şu an o kadını yaka paça konaktan atmamak için kendimi zor tutuyorum. Aydan sakin. Delirdin yine sen. Bir kez daha mı fidanı kahraman yapmak istiyorsun? Sakin ol lütfen. Geliyorum ben yanına, tamam mı bebeğim? Sağ ol Esin ya. Sen de olmasan ne yapardım bilmiyorum. Her başım sıkıştığında sığındığım limanımsın sen benim. Hadi öptüm, bekliyorum. Fidan. Kızım canı sıkılmış gibi. Bir şey mi oldu? Aydan Hanım bana 5 maaş ikramiye vereceğini söyledi. İkramiye mi verecekmiş? Burak senin sayende konuştu dedi. E'si beni bunun için ödüllendirecekmiş. Sen de bozuldun. Ya tabii ki bozuldum Halide teyze. Sen olsan bozulmaz mıydın? Sanki ben Burak'la sırf para için ilgileniyormuşum gibi. Nasıl böyle bir şey düşünüyor ben anlamıyorum. Ya sen biliyorsun ben Burak'ı öz evladım gibi seviyorum. Ne para pul umurumda ne de ikramiye. Benim için en önemli şey Burak'ın sağlığı ve mutluluğu. Aydan Hanım beni hala tanıyamadı. Tanımadığından değil kızım. Tanımadığından değil. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi kendisi dururken Burak senin gayretinle iyileşti ya. Hasedinden çatlamış durum. Doğal olarak Toprak Bey de seni takdir ediyor tabii. Ona da ayrı sinir olmuştur. Aklınca sana had bildirecek işte. Sen hiç bunları kafana takma kızım. Canına sıktığına değmez. Mert, ne muhalim, bir şey mi oldu? Şenay, Asya ile konuştum. Her şeyi anlattı bana. Adnan'la neden evlendiğini de mi? Beni kurtarmak için evlenmiş. Neden kurtarmak için? Cezaevine girmekten. Ne cezaevi? Uzun hikaye. Ya benim çok boş vaktim var. Anlat bakayım sen. Şenay, ben Asya ile birlikte Adnan'ın yanına çalışmaya başladığında bir olay oldu. Nasıl bir olay? Asyaların araziye gittiği gün Adnan'ın hasımlarından birinin onları takip ettiğini öğrendik. Ve biz bu olayı aldığımızda Mahir'le birlikte peşlerinden gittik. Oraya vardığımızda büyük bir çatışma çıktı Şenay. Ve ben bir adamı vurmak zorunda kaldım. Nasıl sen? Sen birini mi vurdun Mert? Ya Şenay, birini vurmasaydım Asya'yı koruyamayacaktım. Bunu yapmak zorundaydım. Bu soruyu sormak bile istemiyorum şu anda ama... Adam ölmedi değil mi? Ölmüş. Yani Asya öyle söyledi. Ve o şerefsiz herif benim parmak izlerimin olduğu silahı saklamış. Adnan mı? Evet.
ve Asya'yı tehdit etmiş. Eğer benimle evlenmezsen Mert'i ihbar ederim ve bu silahı da polislere veririm demiş Şenay. Asya da sen hapse girme diye evlenmeyi kabul etmiş. Ah benim kızım ya, ah benim zavallım. Ay bunca zamandır bunları içinde mi tutmuş bu? Peki sen adamın öldüğünden emin misin? Yani bu olayın içinde bir gariplik var Şenay. Ben adamı vurmak için ateş etmedim ki ya da ben ne bileyim adamın hayati bir organla ateş etmedim. Adamı sadece bacağından vurdum. Ya ölmesi mümkün değildi diyorsun. Bilmiyorum, öyle düşünüyorum. Baksana. Bu Adnan bir dümen çevirmiş olmasın? Yani sırf Asya'yla evlenebilmek için adamın öldüğünü söylüyor olmasın bu adam? Ben ondan şüpheleniyorum Şenay. Ah Asya, ah! Ya bugüne kadar o kadar sorduk. Eğer bir şey anlatsaydı mutlaka bir çare bulurduk. Keşke. Keşke anlatsaydı. Asya'nın o adamla evlenmesine asla izin vermezdim Şenay. Neyse Mert, şimdi artık olan olmuş yani. Keşkelerin bir anlamı yok ki. Ben gideyim bir komiseri göreyim. Belki Asya'yı görmeme izin verir, tamam mı? Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum Şenay. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi inan ki bilmiyorum. Sen hadi git sahile in birazcık. Deniz havası iyi gelir. Biraz sahilde yürürsün, olur mu? Durma buralarda. Hay bebeğim, bak şaşırtıyorsun beni böyle kapı açmalar falan. Nesin? Nesin? Ay bak gerçekten şu an hiç şaka kaldıracak durumda değilim bak, inan ki. Tamam canım, kızma hemen. Ben öyle neşelen diye sordum. O bakıcı kadın bende neşe mi bıraktı? Yine sinirlerimi tepeme çıkardı. Orası zaten belli de niye, ne oldu yine? O küçük şeytan var ya, o küçük şeytan. Toprağın yanında Fidan'a anne dedi. Ne diyorsun ya, anne mi dedi? Yok artık ya. Ya ben senelerce bu çocuğa emek verdim, annelik yaptım. O kalkıp ne yapıyor? İki günlük bakıcıya anne diyor. Yani bak gerçekten delirmemek elde... Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben çalışma odasına geçiyorum. Tamam hayatım. Ay. Ödüm koptu, bir şey duydu zannettim. Ay zaten bu evde gizli kapaklı bir şey konuşmak mümkün değil ki. Sürekli birileri bir yerden çıkıveriyor. Asya! Şenay abla! Senin ne işin var burada? Kusura bakma. Yani ben seni böyle bir anlık böyle görünce tutamadım ben kendimi. Nasıl izin aldın? Komiserle konuştum. Bilmiyor musun sen benim çenemi, işte ikna ettim onu bir şekilde. Dedim ki işte bizim kızın annesi çok hasta dedim. Ona dedim bilgi vermem lazım hemen falan dedim. Bir şekilde öyle ikna ettim yani. Annem kötü mü yoksa? Ay yok kuzum, değil annen kötü falan. Ben sadece komiseri ikna etmek için öyle söyledim. Bak doğruyu söyle Şenay abla. Yok kuzum benim, ben sana niye yalan söyleyeyim? Vallahi Ayşe teyze seni de beni de toprağa gömer yani, o kadar iyi. Şey... Sadece bazen böyle ara ara bir kafası gidip geliyor hala ama eski haline göre daha iyi tabii. Gün geçtikçe de toplayacak kendisini. Canım annem benim. Sen anneciğini hiç merak etme. Ben hep onun yanındayım. Burada olduğumu söylemedin değil mi? Aa yok. Söyler miyim hiç? O seni Adnan'ın yanında hastanede biliyor. İyi, öyle bilsin. Mert'i gördüm ben aşağıda. Gitmemiş mi hala? Çocuğun kafası allak bullak. Oturmuş öyle bir yere. Anlattı bana her şeyi. Yani Adnan'la niye evlendiğini, şu işte vurulan adamın meselesini falan. Asya, yani sence adam gerçekten ölmüş müdür? Hani diyorum ki acaba Adnan seni evliliğe ikna etmek için böyle bir hikaye uydurmuş olmasın? Yok Şenay abla ya. Yani ben haberi gördüm. Hatta adamın fotoğrafı da vardı. Öyle faili meçhul bir cinayete kurban gittiği falan yazıyordu. Tarihler de tutuyordu. Mert'in
Vurduğu gün ölmüş adam. Bak adını da hatırlıyorum. Ünsal Akın. Ama Mert adamın ölümcül bir yara almadığını söyledi. Yani o da başka bir şeyler olduğunu düşünüyor aslında. Şenay abla, bu işin peşini bırakın. Lütfen kendi hayatınıza bakın. Bak Mert'e de söyledim. Söyle ona bulaşmasın bu işe. Adam ölmüş ölmemiş ne fark eder? Artık Adnan diye bir mesele var ortada. Siz beni boş verin. Kendi hayatınıza bakın. Zamanımız doldu. Vedalaşın lütfen. Canım. Bak sakın bırakma kendini, tamam mı? Yani daha hiçbir şey bitmiş değil. Adnan daha ifade falan vermemiş. Yani belki hani insafa gelir de kurtarır yani şu durumdan seni. Ayşe teyzeyi falan da sakın merak etme, tamam mı? O bana emanet. Sağ ol Şenay ablam. Sağ ol. Fidan abla, sen neden üzgünsün? Ben mi üzgünüm? Yo, değilim tatlım. Üzgünsün, üzgünsün. Neşelendireyim mi seni? Nasıl yapacakmışsın onu? İşte böyle. Bana gelecek. Ama ben altta kalır mıyım sanıyorsun? Acaba gel bakalım buraya. Yoruldum gülmekten. Ben de. Ne güzel işte. Dinlenirken yalaslanmasını anlatır mısın bana? Tabii anlatırım. Sen iste yeter ki. Buldum. Günlerden bir gün yavru aslan mışıl mışıl uyurken annesi gelip bunu öpücüklerle uyandırmış. Ona kahvaltının hazır olduğunu, ellerini yüzünü yıkayıp hemen salona gitmesini söylemiş. Kurt gibi açmış zaten yavru aslan. Hemen ellerini yüzünü yıkamış, koşmuş salona. Salona bir girmiş ki annesi, babası, arkadaşları onu sürpriz diye karşılamışlar. Çünkü o gün yavru aslanın doğum günüymüş. Annesi yavru aslanı kucağına almış. Hadi bakalım demiş. Şimdi mumları üfleme zamanı. Yavru aslan mumları üflerken hepsi hep bir ağızdan iyi ki doğdun şarkısını söylemişler. Yavru aslan çok mutluymuş. Ve annesi ona kendi elleriyle yaptığı oyuncağı hediye etmiş. Niye kendisi yapmış? Niye oyuncakçıdan anlamış? Çünkü bence en güzel hediye insanın el emeğiyle yaptığıdır. Satın almak çok kolaydır ama birine hediye yapmak için günlerini, bazen haftalarını vermen gerekir. İşte bu harcadığın çaba da karşındakine ne kadar değer verdiğini gösterir. Anladın mı? Anladım. Aferin benim akıllı bıdım. O velet bakıcının ağzının içine baktığı müddetçe ben toprak karşısında puan kazanamam. Toprak sürekli Fidan'ı kolluyor. Fidan aşağı, Fidan yukarı. Toz kondurmuyor ki. Ya Aydancığım anlıyorum kızgınsın ama yani keskin sirke küpüne zarar. Bir sakin mi olsan artık? Dayanamıyorum artık Esin, dayanamıyorum. Burama kadar geldi. Madem benim o zamana kadar yaptığım planların hiçbiri işe yaramadı, demek ki benim bundan sonra el yükseltmem gerekiyor. Aydan bak korkutuyorsun beni. Aklına ne var söyle bana. Bu defa öyle bir şey yapacağım ki bu sefer kahraman ben olacağım. Beğendin mi masalı? Evet. Çok beğendim. Fidan abla, senin doğum günün ne zaman? Cuma günü. Bu cuma mı? Hı hı.
Unutmuşum ama sen sormasan hatırlamazdım herhalde. Kutlayalım o zaman. Ama ben doğum günümü kutlamayı uzun zaman önce bıraktım bir tanem. Neden? Çünkü büyüdüm. Annem de büyüdü ama kutluyor. Olabilir. Annen kutlamayı tercih ediyordur. Ben de kutlamamayı tercih ediyorum. Lütfen Fidan abla, kutlayalım. Tamam, kutlayalım. Ama vakti geldiğinde seninkini kutlayalım. Anlaştık. Anlaştık. Hadi bakalım kalk sen oyuncaklarınla oyna. Ben de çamaşırlarımı toplayacaktım, onları halledeyim. Tamam. Ürün portföyünün olduğu dosya henüz bana ulaşmadı. Ayrıca ihracat rakamlarını da istiyorum. Baba. Tamam. Teşekkür ederim. Gel bakalım. Cuma günü Fidan ablamın doğum günüymüş, biliyor musun? Öyle miymiş? Evet. Kutlayalım mı baba? Olur, kutlayalım. Baba doğum günleri güzeldir değil mi? Pasta yiyorsun, sonra bir sürü hediye alıyorsun. Ben çok mutlu oluyorum doğum günlerinde. Ben de çok mutlu olmuştum senin doğum gününde. İyi ki benim oğlum doğmuş dedim. Fidan ablam doğum günlerini sevmiyor ama. O da nereden çıktı? Çünkü kutlamıyormuş. Sevsek kutlardı değil mi baba? Bence o bize zahmet verdirmemek için öyle söylemiştir sana. Bak ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Fidan ablana sürpriz bir kutlama yapalım. Olur. Çalışmalara hızlı bir şekilde başlayalım o zaman. Tamam. Ben Fidan ablamın hediyesini kendim yapacağım. Tamam. Kendin yap ama başka bir şey de alalım. İstemem çünkü en güzel hediye emek verilerek yapılırdır. Fidan ablam öyle dedi. Aferin sana. Tamam. Fidan ablamın hediyesini yapmak için bir sürü şey almalıyız. Gelişi kağıdı, süs, sulu boya, sonra bir de yapıştırıcı. Dur bir dur, tamam. Bunların hepsini ben aklımda tutamam ama yazmamız lazım, tamam. Gel bakalım. O şerefsiz yüzünden hayat karardı kızın. Adnan'la evlendiği yetmezmiş gibi de üstüne hapse girecek. Alo. Ne yaptın Şenay? Görüşebildin mi Asya'yla? Zor da olsa görüştüm. Sana da anlattı mı her şeyi? Anlattı. O aşağılık adam öyle bir kumpas kurup kendine mahkum etmiş ki kızı. Ben daha fazla dayanamayacağım Şenay. Gidip geberteceğim o herifi. Ay Berç, sen delirdin mi? Dur bak, sakın bir şey yapma, tamam mı? Ya Adnan'ı öldürmenin Asya'ya ne faydası var ki? Şimdi ben senin yanına geliyorum. Bir bakalım şu adam nasıl öldürülmüş. Bir bu işin aslı astırı neymiş, bunu bir araştıralım önce, tamam? Neredesin sen şimdi? Tamam, geliyorum ben. Hadi. Keşke söylemeseydin Mert'e. Kesin başını belaya sokacak. Nasıl dolduysam demek. Ağzımdan çıkıverdi. Bu yükü taşıyacak halim kalmamış demek. Aşkın için canım bile veririm Asya. Keşke sen de gelseydin bebeğim.
cilt bakım falan yaptırdık. Yani masaj falan iyi gelirdi. Yok hayatım. Benim başka bir planım var. Aydan bak bana söz ver. O aklından geçen şeyleri yapmayacaksın değil mi? Planladığın şeyler çok tehlikeli. Eğer işler istediğin gibi gitmezse önünü alamazsın. Bak demedi deme. Ya sen merak etme. Ben ne yaptığımı biliyorum. Valla ben arkadaş olarak uyarayım da gerisi sana kalmış. Tamam canım. Hadi bay. Tamam. Hadi. Güle güle. Görüşürüz. Fidan. Gel. Buyurun Aydan Hanım. Bakıyorum da son zamanlarda çok fazla yoruldun. Neden bugün izin yapmıyorsun? İzin mi? Evet, izin. Çık dışarı, gez, dolaş. Kendine vakit ayır. Sağ olun ama hiç gerek yok. Ben Burak'la kalmayı tercih ederim. İzin veriyorum işte Fidan. Niye çıkmıyorsun? Burak'la ben ilgileneceğim. Sen merak etme. Peki. Ben hazırlanıp çıkayım öyleyse. Çık. Buyurun bakalım küçük bey. İstediğiniz her şeyi aldım. Teşekkür ederim. Ne demek? Aslan parçası. Lafı bile olmaz. Yardım edeyim mi? Hayır, ben kendim yapmak istiyorum. Şu minik ellerle mi? Ha? Evet. Oğlum yiyeyim o zaman ben bunu. Hayır. Yoksa Fidan ablamın hediyesini yapamam hiçbir gün. Hemen başlamak istiyorum. Ya iyi o zaman. Ben bunu da çöpe atayım. Seni de rahat bırakayım. Tamam mı? Ne yapıyorsun bakalım yavru aslan? Bir şey yapmıyorum hiç. Demek hiç. Peki öyle olsun. Ben şimdi dışarı çıkıyorum, birazcık işim var. Sen de ben yokken işini yapmaya devam et, tamam mı? Hı hı. Tamam. Hoşça kal o zaman. Hoşça kal. Sana 5 maaş ikramiye vereceğim Fidan. İkramiye mi? Evet, ikramiye. Muhasebeciye gerekli talimatları verdim. En yakın zamanda para hesabında olacak. Hayır, ben ikramiye falan istemiyorum. Neden istemiyorsun ki? Anlamadım. Bence sen bu parayı fazlasıyla hak ettin. Hem Burak için çok çabaladın sen. Ben bunları para için yapmadım. Manolya çiçekçisi mi? Cuma günü için büyük bir buket sipariş vermek istiyorum. Kart da hazırlayalım. Gönderen Burak Tunç, alıcı Fidan Kara. İşiniz var galiba, sonra gelelim isterseniz. Yok yok, gelebilirsin. Benim işim bitti. Teşekkür ederim. Allah Allah. Fidan. Nereye gidiyorsun kızım? Ben de bilmiyorum ki. Nasıl yani? Ne demek o? Aydan Hanım izin verdi bana. Ne güzel işte, niye üzülüyorsun? Çık dolaş, keyfine bak. Ya ne bileyim, Burak'ı bırakıp gitmek istemiyorum hiç. Kızım merak etme, ben buradayım. Halide teyze, biliyor musun?
bırak. Cuma günü doğum günüm olduğunu öğrenince kutlamak istedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Olmaz dedim ama... Niye kızım? Çocuk ne güzel düşünmüş işte. Fidan. Kızım biliyorum evladını kaybettiğinden beri doğum günlerini kutlamıyorsun. Ama sen yasını tuttun. Bitsin artık. İzin ver bu sefer de Burak seni iyileştirsin. Hı? Belki de izin vermeliyim bilmiyorum. Neyse ben gideyim. Bir şey olursa ara beni. Tamam kızım aklın kalmasın. Hadi git sen. Asya adamın öldüğünden emin. Haberi okudum diyor ya. Adını bile hatırlıyor hatta. Ünsal Akın dedi. Ha? Dur bakalım internette bir haber var mı adamla ilgili? Mert şuraya bak bir sürü haber var. Senin vurduğun adam bu mu? Evet Şenay bu adam. Ben bu adamı ayağından yaraladım. Niye öldü ki bu adam yani? Kan kaybından falan herhalde. Elim kırılsaydı da vurmasaydım Şenay. Eğer ben bu adamı vurmasaydım Asya o adamla evlenmeyecekti. Bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Şenay kendimi asla affetmeyeceğim. Yok Şenay ben böyle yapamam. Asya hapis yatarken ben burada elimi kolumu sallayarak dolaşamam. Gidip teslim olacağım. Mert sen kafayı mı yedin ya? Teslim olmanın Asya'ya ne faydası var? Kızı kurtarmaya kafayı takacağına kendini demir parmaklıkların arkasına mı koyacaksın? Ancak dışarıda olursan ona yardım edebilirsin. Hadi bak topla kendini artık. Bizim bu işi bir şekilde araştırıp öğrenmemiz lazım Mert. Olay gerçekten Asya'nın anlattığı gibi mi oldu yoksa Adnan bir kumpas mı kurdu bunu öğrenmemiz lazım. Aydan. Efendim hayatım. Fidan Hanım'ı gördün mü? Çıktı. Çıktı mı? Nereye gitti? Şu sıralar çok yorulmuştu. Ben de izin verdim. Ne zaman gitti peki? Daha demin. Anladım. Peki. Hay Allah, telefonumu unutmuş. Fayda Hanım görmez inşallah. Ben de size yetişmeye çalışıyordum. Karşılaştığımız çok iyi oldu. Aydan izin verdiğini söyledi ama... Yani istersem, rica etsem kalabilir misiniz? Tabii. Ben çıkmak istememiştim zaten aslında ama... Aydan Hanım ısrar edince. Madem öyle konuşabiliriz o zaman değil mi? Bir sorun mu var Toprak Bey? Hayır. Herhangi bir sorun yok. Ben sadece bir konuya açıklık getirmek istedim o kadar. Peki konuşalım. Lütfen. Bunların içinde beyaz yok. Sadece siyah ve mor ve her şey var. Sadece beyaz yok. Belki babamın odasında vardır. Thank you.
Burak, hadi gel biz seninle bir yere gidiyoruz. Hadi gel oğlum, gel. Aylin. Ya biliyorsun bir manto almak istiyorum. Bir iki tane de model gördüm dergide. Bana yardımcı olabilir misin? Çok kararsız kaldım. Tabii anneciğim. Ne ki acaba? Neyse ben Fidan ablamın hediyesini atayım. Sağ ol Sırma. Afiyet olsun. Bugün yaşanan tatsız ikramiye meselesini konuşmak istiyorum sizinle. Aydan'ın tavrı kesinlikle kabul edilebilir değil. Ne kadar kırıldığınızın farkındayım. Onun adına gerçekten özür dilerim. Sizi temin ederim ki böyle bir davranıştan benim haberim yoktu. Olsaydı kesinlikle müsaade etmezdim. Önemli değil Toprak Bey. Benim için önemli. Fidan Hanım, bilmenizi istediğim bir şey var. Siz benim için sıradan bir çalışan değilsiniz. Çok özel bir yeriniz var. Sağ olun. Sadece Burak için değil. Benim için. Yani daha doğrusu siz ailemiz için çok kıymetlisiniz. Ben artık konağı sizsiz düşünemiyorum. Toprak Bey çok teşekkür ederim. Böyle düşünmeniz beni çok mutlu etti. Ben teşekkür ederim. Bence önce sana kurulan kumpası araştırmamız lazım. Şenay saçmalama. Asya hapisteyken benden kendimi kurtarmamı mı bekliyorsun? Ya deli olmasana Mert. Bunu sadece kendin için değil, Asya için de yapacaksın aynı zamanda. Ya bir düşünsene. Böylece Adnan'ın Asya'ya şantaj yaparak evlendiği ortaya çıkar. O zaman kızın baskılara dayanamayıp Adnan'ı vurduğunu kanıtlamış oluruz. Haklısın. Şenay, ben galiba çözdüm olayı. Çözdün mü? Aynen. O adam, yani o Ünsal Akın, kan kaybından falan ölmedi. Adnan öldürdü onu. Üzerinde benim parmak izlerimin olduğu silahla. Asya'ya evlenmeye razı etmek için de ona benim öldürdüğümü söyledi. İşte bu ya. Mert işte bu. Bak kafa kafaya verince nasıl çözüyoruz ama olayları? Şenay, her şey silahta düğümleniyor. Eğer o silahı bulabilirsek her şey çorap söküğü gibi gelir. İyi de nasıl bulacağız ki? Bilmiyorum Şenay ama ben bir yolunu bulup o silahı bulacağım. Tamam. Tamam bak bunu sonra konuşuruz tamam mı? Benim şimdi Ayşe teyzenin yanına gitmem lazım. Onu çok yalnız bıraktım. Tamam canım görüşürüz. Mert bak sen de ne olursun kafana göre iş yapıp başını belaya sokma tamam mı? Bir de seni düşünmek zorunda kalmayayım. Tamam Şenay sen beni merak etme. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Pislik herif. Demek tuzak kurdun Asya'ya. İkimizin hayatını cehenneme çevirdin. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım ben? Bekle beni Adnan. Geliyorum. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Ben gitsem iyi olacak. Gitme lütfen. Söylemek istediğim bir şey daha var. Öyle mi? Tabii, buyurun. Biliyorsunuz varlığınız Burak'ı çok mutlu ediyor. Ama sadece mutlu olan o değil. Yani siz... Siz bana da iyi geliyorsunuz. Yani söylemek istediğim şey... Bazı insanlar vardır. Bulundukları yeri güzelleştirirler.
Siz hem Burak'ın hayatını hem de benim hayatımı güzelleştirdiniz. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum Toprak Bey. Bu söyledikleriniz o kadar anlamlı ve güzel ki. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Hop 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 hop. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun sen? Dökdelen yapmak için oyuncaklarım yok da babamın odasına bakacağım. Ay dur bakalım. Sen babanın odasına mı gideceksin oyuncaklarına bakmak için? Aa, ben şimdi hatırladım. Senin oyuncakların hepsini ben depoya kaldırdım. Gidip bakalım mı depoya oyuncakların için? Hem başka güzel oyuncaklar da vardır belki. Hadi gel gidelim. Güzel oğlum benim, hadi. Sırma. Ece Yalçın'la kavga ettiğimi sen mi söyledin? Sırma. Çok iyi ettin söylemekle. Hadi şimdi biraz bize müsaade et. Hadi yavrum. Otur şuraya. Anne. Otur. Ne? Oğlum. Daha sana kaç kere söyleyeceğim. Olmayacak duaya amin denmez. Ece Hanım dengin mi senin? O bu evin el bebek gül bebek büyümüş kızı. Sen şoförü. Hay bir de kalkmış şirketin müdürü Yalçın Bey'le aşık atıyorsun. Oğlum sen neyine güveniyorsun ha neyine? Sağ ol anne. Gel bakalım anneciğim. Geç şuraya. Bak oradaki koliler de senin oyuncakların. Hadi bak onlara. Bunlar olması gerekiyor oğlum. Çok kutu var burada. Nasıl bulacağız oyuncakları? Yapacak bir şey yok artık anneciğim. Bakacağız. Aa, ben şimdi hatırladım ya. Senin oyuncaklarını ben buraya koymadım ki. Öbür tarafa koydum. Hadi neyse gidelim oraya bakalım. Bakacağız. Ay, burada bir koku var bir. Ay, bir şey. Gaz kaçağı var. Ay, gaz kokusu bu. Ay, bizim burada bunu solumamamız lazım. Yoksa ölürüz. Ölür müyüz? Evet, çok fazla solursak ölürüz. Hadi, hadi, hadi. Hemen çıkalım buradan. Anne, çabuk, çabuk. Hemen çıkalım, gel. Ah, bu kapının kolu düşsün. Hayır. Hayır, hayır Mert. Yapma. Yapma Mert. Elini kana bulama. Değmez. Mert değmez. Mert, Mert. Ulan ben ne yaptım? Ya Mert? Ya Mert ablana zarar verirse? Benim hemen Şeneyi abla aramam lazım. Bakar mısınız? Duyuyor musunuz? Bakar mısınız? Beni duyan var mı? Ah.
Eskiden, yani siz gelmeden önce bu konak bana çok kasvetli gelirdi. Bir yuva sıcaklığı yoktu. Ama şimdi, şimdi öyle değil. Burak sayenizde cıvıl cıvıl, çok neşeli bir çocuk oldum. Ve onun neşesi her şeye sirayet ediyor. Konağa da, bana da.